Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu radyatörler nasıl kullanılırsa yakıt tasarrufu sağlanır. ısıtma ve soğutma sistemlerinin en temel prensibi ısınan havanın yükselmesi ve soğuyan havanın alçalmasıdır. İkinci prensip ise ısının yayılma şeklidir. Bunlar iletim, konveksiyon, ışınımla yayılma olarak sıralanır. Radyatörlerle ısınma sağlanırken %60 ile %80 arası konveksiyon, geri kalan kısım ise ışınımla yayılma olarak kabul edilir. Konveksiyon dediğimiz terimi soğuk havanın radyatöre temas ederek ısınması ve buna bağlı olarak yükselmesi, ışınımı ise güneşin dünyayı ısıtması gibi düşünebiliriz. Radyatör çıkan ışınlar cisimleri ısıtır. Bu cisimler de ortam ısıtır. Radyatörlerle ilgili en çok sorulan soruları cevaplayacak olursak radyatörler genellikle neden pencerelerin altında yer alır? Radyatörler veya tüm ısıtıcı ekipmanlar ortamın konforlu yani ısı dağılımının eşit işte olduğu bir ortam yaratabilme adına en yüksek ısı kaybının yani ısı ihtiyacının olduğu noktalara konumlandırılır. Eğer bu noktalara konumlandırılmazsa mahalli bir taraftan soğutup bir taraftan ısıtıyormuş gibi düşünebiliriz. Mahalin bir kısmı 16 derece olurken radyatöre yakın noktalar 22 derece olabilir. Yani konforsuz bir ısı yayılımı gerçekleşir. Pencere olmayan bir mahalde nereye radyatörler konulmalıdır? Temel mantık en fazla ısı kaybı olan nokta yani kuzey cephesindeki duvarlar olarak düşünülebilir. Radyatörlerde hava yönlendiricisi kullanmak yakıt tasarrufu sağlar mı? Daha iyi ısıtır mı? Hava yönlendiricisi ortamı daha iyi ısıtamadığı gibi yakıt tasarrufu da sağlamaz. Ayrıca doğal akışın önüne geçerek ortamda konforsuz bir ısı dağılımına neden olacaktır radyatörlerin en çok kullanılan türleri panel radyatörlerdir. Panel radyatörler isimlendirilirken P ve K harfleri kullanılır. Bu harflerin anlamı P panel, K kanat anlamına gelir. Standart olarak tercih edilen panel radyatör 22 PKKP 600 modelidir. 22 sayısı PKKP yani panel kanat kanat panel olduğunu 600 ise yüksekliği ifade eder. İstenilirse istenilen ısı kaybı ihtiyacını karşılayacak şekilde, yandaki resimde görüldüğü gibi daha ince veya kalın modeller kullanılabilir. Ayrıca radyatör yüksekliği de 30 santim ile 90 santim arasında standart olarak üretilmektedir. Radyatörlerin önünü veya üstünü kapatmak ısınmayı yetkiler mi? Radyatörlerin önünü kapatmak özellikle ışımayı, üstünü kapatma ise konveksiyonla ısınmayı azaltacaktır. Bu nedenle kesinlikle iki durumdan da uzak durulmalıdır. Evin tamamını sürekli aynı sıcaklıkta tutmak yakıt tasarrufu sağlar mı? Evin tamamını ısıtmak yerine tek bir oda ısıtmak daha konforsuz bir yaşam alanına sebep olacaktır. Ancak yakıt tasarrufu kesinlikle sağlayacaktır. 24 saat ev ısıtmak mı yoksa aralıklı ısıtmak mı yakıt tasarrufu sağlar? 24 saat evi ısıtmak konforlu bir yaşam alanı sunar. Ancak yakıt tasarrufu için aralıklı ısıtmak daha mantıklıdır. Termostatik vana üzerinde bulunan rakamlara göre bulunmuş olduğu yerden sıcaklığı algılayarak oda sıcaklığını elektrik bağlantısı gerektirmeden mekanik olarak kontrol edebilen ekipmanlardır. Oda termostatı merkezi bir noktadan sıcaklığı algılayarak kombinin çalışmasını kontrol edebilen, set edilen tarih ve sıcaklıklara göre istenilen zamanlarda kombinin çalışmasını kontrol edebilen, elektriksel altyapı gerektiren kontrol cihazlarıdır. Termostatik vana yakıt tasarrufu sağlar mı? Termostatik vanaların tek görevi ortam sıcaklığı istenilen seviyeye geldiğinde kendisini kısmasıdır. Bu nedenle ortamda sürekli yüksek sıcaklık veya düşük sıcaklık sorunu yaşamak istenmiyorsa kullanılması doğrudur. Ayrıca yüksek düşük sıcaklık sorunu fazla yakıt harcanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle termostatik otomatik vanı kullanmak yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Oda termostatı kullanmak yakıt tasarrufu sağlar mı? Oda termostatı merkezi bir noktadan tüm evin veya mahalin ısınmasını kontrol eder. Yani bulunmuş olduğu mahal set edilen sıcaklığa geldiğinde tüm evin veya malin istenilen konfor sıcaklığına ulaşmış gibi sistemin çalışmasını veya durmasını sağlar. Ancak bazı mahalleler daha yüksek veya daha düşük sıcaklıkta olabilir. Konfor ve yakıt tasarrufu birlikte düşünüldüğünde termostatik vana daha etkili ve doğru bir çözüm olacaktır. Ancak hiç kullanılmayan bir sisteme göre düşünüldüğünde kesinlikle yakıt tasarrufu sağlayacaktır paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Isıtma sistemleri de dahil olmak üzere tüm mekanik sistemlerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız YouTube'dan, yorumlardan ve mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.